Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şu anda ekranda gördüğünüz gibi yine MediaPipe'ın vücut algılama çalışması yapacağız. Daha önce elleri algılama çalışması yapmıştık MediaPipe'la. Gördüğünüz gibi vücudun tamamını algılamasını da yapmıştık. Yüzü de yapmıştık. Fakat bunların hepsini birden yapan holistik modeli, yani MediaPipe'ın holistik modelini yapmamıştık. Şimdi bunu yapacağız. Şu anda çalışır durumda olan Python kodumuz var. PyCharm üzerinde çalışıyor. Şimdi ben bunun size adım adım oluşturulmasını anlatacağım. Şimdi şu anda programı durdurdum. Kaynak nereden faydalanacağız dersek, birincisi şöyle bir video var. Nicholas Renote'nin bu AI Face Body and Hand Pose Detection with Python and MediaPipe videosundan faydalandık. Google'ın MediaPipe'ında da holistik model, şurada gördüğünüz holistik model, gördüğünüz gibi buradaki kaynaktan da aşağı indiğinizde gerekli Python kodlarını da burada görebilirsiniz. Aslında biz bunların benzerlerini yapacağız. Mesela bunları birebir aynısını kullanacağız. PyCharm'ı açıyorum. PyCharm'da şu anda ben size şöyle basit bir birkaç satırlık kodla başlayacağım. Sonra yavaş yavaş inşa edeceğiz. Ama öncelikle Python'da olması gereken, yani şu anda bunu çalıştırabilmemiz için import MediaPipe SMP ve import JV2, yani OpenCV ve MediaPipe'ın yüklü olması gerekiyor. Şimdi file'a gidiyorsunuz. Eğer bunları yeni yüklemediyseniz settings'e giriyorsunuz. Settings'e girdikten sonra bir yüklü olan kütüphaneleriniz burada görünecektir. Mesela MediaPipe yüklemek için artıya tıklayıp buraya MediaPipe yazıyoruz. Evet, MediaPipe'ı tıklayarak install package diyerek yüklüyoruz. Ben de olduğu için bunu yüklemiyorum. Aynı şekilde OpenCV, pardon, şuraya koymayı unutmuşum. Evet. OpenCV, evet şu. Bunu da seçtikten sonra install package diyerek yükleyebiliriz. Bunların bende hangi versiyonları olduğunu size göstermek isterim. OpenCV Python'ı 4.5.4.60 4.5.4.60 versiyonu var. MediaPipe'ında şurada sanıyorum, evet, MediaPipe 0.8.3.1 versiyonu var. Bu versiyonlar farklı versiyonlar olunca problem olabiliyor. O nedenle size göstermek istedim. Şu anda en basit halinde başlayacağım. Bütün vücut poz algılama diye. Neden? Çünkü bakın burada gördüğünüz gibi bütün vücudun hepsini kapsıyor şu anda holistik model. Yüz var, vücut var ve eller var. Ellerin de yine kendi landmarkları, yani eklem noktaları var. Şimdi biz bunun hepsini birden kapsayacak şekilde yapacağız. Daha önce hepsini ayrı ayrı yapmıştık. Tabii ki ilk başta importlarımızla başlıyoruz. Import MediaPipe, import CV2 diyerek. Sonra eşittir. CV2 nokta video capture 0 diyerek. Buradaki 0 webcam'imize işaret ediyor. Bizim videomuzu yakalamaya başlıyor. Ve sonra bir ve while döngüsünde open olduğu sürece, yani kameramız açık olduğu sürece algılanan frame'leri, cap read komutuyla okunan frame'leri, ne yapıyoruz önce? Bu frame'leri CVT Color fonksiyonuyla BGR'dan RGB'ye dönüştürüyoruz. Neden? Çünkü OpenCV'deki BGR olan versiyonu biz RGB'ye dönüştürerek sonra bunu image değerini eşitleyerek ImShow ile ekranda gösteriyoruz. Şu anda herhangi bir yüz, el tanıması yok. Ve tabii ki burada bir wait key komutuyla bir Q'ya basıldığında videodan çıkılabiliyor. Çıkıldığından sonra da cap release ve destroy all windows diyerek bütün pencereleri kapatıyor. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Şurada sağ tıklayarak bunu çalıştırdığımda, run dediğimde şu anda ekranda beni göreceksiniz. Şu anda bir el algılama, yüz algılama yok. Şu haliyle biz basit bir video capture ile ve InShow komutuyla görüntümüzü ekranda gösterdik. Şimdi ben adım adım ilerleyeceğim. Kendime önceden hazırlık yaptığım için şu kısımdan bazı kopyalamalar yapacağım. Neden derseniz böyle tek tek yazmakla vakit harcamak istemiyorum. O nedenle size hangi bölümleri yazmamız gerektiğini alacağım. Bakın şurada
MP olarak Mediapipe'ı çağırdığımız değerleri MP olarak çağırdık. Sonra bu MP.Solutions Drawing Utils diyerek ve yine de MP.Solutions Holistic diyerek holistik modeli bizim kendi programımızı alacağız. Şimdi ben bunu seçiyorum, kopyala diyorum ve şu anda oluşturduğum, sıfırdan oluşturduğum dosyaya geliyorum. Şu bölgeye yapıştırıyorum. Bakın şu anda herhangi bir sorun olursa zaten altı çizilecektir, bize bunu belirtecektir. Bu ikisiyle artık MP Drawing, yani artık Mediapipe çizimlerimi ve holistik modelimi kullanabileceğim. Sonra bunları dahil ettikten sonra, ya daha doğrusu bunları kullanabilmek için şöyle bir satır yazmam gerekiyor. Ve bunu video capture'ımız içerisine yapıyorum. Bunu ben Ctrl C ile kopyaladım şimdi kolaylık açısından. Geliyorum, bakın video capture'dan sonra şu bölgeye bunu yapıştırıyorum. Fakat bunu yapıştırdıktan sonra benim şu while döngümün bunun içerisinde olması gerekiyor. İki nokta üst üsteli, bakın şurası iki nokta üst üste bittiği için buradan sonraki bölümleri, şu cap release'i almayacağım. Bir tabla ileri atıyorum ve şuradaki boşluğu, bir tane boşluğu da şurayı temizliyorum. Şimdi şu anda bu with komutuyla ne yapıyoruz? Holistik modelimizden holistik fonksiyonu çağırıyoruz ve diyoruz ki minimum detection confidence değeri 0.5 olacak ve minimum tracking confidence değeri de 0.5 olacak ve biz bunu holistik olarak kullanacağız. Artık holistik dediğimiz şey böyle bir holistik model. Sonra tekrar algılama, bu benim kopyaladığım bölüme geçiyorum. Buradan bizim alacağımız bir başka değer de şu kısım. Bakın make detections. Artık detection'ları yapacağımız bölüm burası. Bunu da kopyalıyorum ve hemen şunun altına yapıştırıyorum. Artık ben şu anda holistik, bakın şuradaki holistik değeriyle artık kullanabileceğim holistik modelimin proses fonksiyonunu kullanarak ve buna da imici göndererek, ki bakın imici şu anda BGR'dan RGB'ye dönüştürmüştüm. Neden? İşte burada holistik modelde kullanabilmek için. Ve burada bu imici bu holistik modele gönderecek elde ettiğim değerleri de results, yani sonuçlar gibi bir değeri atıyorum. Ve bu değerleri, sonuçları şimdi ben en basit haliyle şurada, bakın şu print'i alayım. Size nasıl olduğunu göstereyim. Bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve buraya geliyorum. Results'ın içerisinde aslında sadece face landmark'lar yok. Aslında içinde bunun hem yüz, hem el, hem vücut, hepsi var. Ben sadece bunun mesela face landmark'larını göstermek isteyeyim. Ve bunu şu anda çalıştırdığımda bana yüzle ilgili landmark'ları yazdıracak. Yani şu anda bir görüntü vermeyecek. Yani görüntü verecek ama şu an bir algılama yok. Ama aslında şu anda bakın yüzü algılıyor ve yüzle ilgili landmark'ları buraya yazıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şurada o landmark'ları bize gösteriyor. X, Y, Z koordinatları cinsinden bize bunları yazıyor. Yani şu ana kadar bir problem yok. Modelimiz çalışıyor. Peki biz burada sadece bunu mu alıyoruz? Yani face landmark'ı mı alıyoruz? Hayır. Biz aslında burada hem face landmark'ı hem pose landmark. Pose landmark bütün vücut demek. Sol el landmark'ları ve sağ el landmark. Landmark dediğimiz bizim işte bu görüntülerdeki eklem noktaları. Mesela eldeki eklem noktaları ya da yüzdeki eklem noktaları. Şimdi bu print'i aldık. Bunda sorun yok. Peki bu print'i aldıktan sonra artık biz bunları tekrar OpenCV'ye döndürerek bunları ekranda tekrar göstermek istiyoruz. Onun için ben şu anda bütün hepsini tek tek yapmayacağım. Hepsini birden yapacağım. Bu dönüşümü yapıyoruz önce. Bakın buraya alıyorum. Sonra bunların hepsini alıyorum. Buraya kadar olan kısımların hepsini. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve tekrar benim kendi çalışma dosyama geliyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Şuraya, şu bölgeye şöyle bir tane daha içeri girerek yapacağım. Şuradan bir içeri gireceğim ve Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Daha önceden bakın BGR'dan RGB'ye dönüştürmüştük. Pardon, yanlış bir şey yapmayayım. Evet, dönüştürmüştük ve bunu dönüştürdükten sonra da holistik modeli kullandık. Fakat sonra tekrar OpenCV'de kullanabilmek için tekrar geri dönüştürüyorum. RGB'den BGR'a tekrar geri dönüştürüyorum. Niye? Çünkü bakın bu MP Drawings ve Draw Landmarks diyerek bunları ekranda göstereceğim. Bu nedenle dönüştürme yapıyorum.
Ve bu print'i de artık buradan kaldırabilirim. Yani sadece face landmark'ı size göstermek için print'le yazdırmıştım. Şimdi bunu çalıştırdığımda bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ekranda şu anda artık bizim algıladığımız yani Mediapart tarafından sonuçlar, results içerisinde elde ettiğimiz değerleri şu anda bakın hem eller, el eklemleri bakımından her biri eklem noktası yani landmark diye geçiyor İngilizce. Bunların her birini algılıyor. Yüz bölgesi, eller ve bütün vücut olarak algılıyor. Ve bunları ekranda gösteriyor. Bunu yapan, bu gösterme işlemini yapan şu kısım bakın. Her birini ayrı ayrı face'i, right hand'i, sağ eli, sol eli hepsini gösteriyor. Poz dediği de bütün vücut. Şu anda bütün bunları göstermeyi başardık. Fakat dikkat ettiyseniz yüz görüntüsünde çok fazla detay var. Bu detayları ayıklamak adına bu görüntüleri aslında biraz daha thickness yani kalınlıklarıyla veya işte bazı el noktalarının circle yani daire şeklinde göstermek istersek az önceki yazdıklarımızın yerine bu şekilde bir formatta ekranda gösterebiliriz. Şimdi bu kısmı kopyalayacağım. Bu kısmı değiştireceğiz. Copy diyeceğim. Ve şuradaki bu kısımları bakın face'ten başlayarak bu kısımdan başlayarak pardon şuradan değil, şuradan başlayarak bu gösterimi yani ekranda elin, yüzün, vücudun gösterimini Ctrl V ile bu bölümü değiştiriyorum ve bu şekilde daha güzel bir görüntü elde etmek için rengini, kalınlığını, dairelerin yarı çapını vesairesini ayarlayacak şekilde MP Holistic'ten Face Connections'ı kullanarak böyle bir değişiklik yapıyorum. Ve şu anda tekrar mevcut dosyamın üzerinde bunu çalıştırarak size aradaki farkı göstermek istiyorum. Az öncekinden farklı olarak bakın şimdi yüz ve eller daha güzel görünüyor. Yani gördüğünüz gibi daha iyi bir algılama var. Şimdi böyle bir şeyle, böyle bir holistik bir algılamayla ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Mesela diyelim ki biz bir işaret dili üzerine çalışıyoruz. İşaret diliyle yapılan, mesela diyelim ki şöyle bir merhaba dediğiniz zaman aslında hem eli algılamanız lazım, hem yüzü algılamanız lazım, hem de vücudu yani bu kolumu, dirseğimi algılamamız lazım. Bunu yapabilen en iyi model holistik model. Mediapipe'ın holistik modeli. Evet şu ana kadar bakın geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. Şu biz sıfır, video capture sıfır ile webcam'imizden çalışıyoruz. Ama webcam'den çalışmayalım da bir video üzerinden çalışalım dersek o zaman şu bir sonraki versiyona geçeceğim. Orada bakın buradaki bizim sıfır dediğimiz yerde biz aslında bir şeyde videoyu da yazabiliriz. Mesela şurayı kopyalayayım. Böyle bir videomuz var. Bu da yine işaret diliyle ilgili. Pardon, burayı kopyalamak adına şöyle seçeyim. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve bizim şu anda video capture'ımızı burada sıfır yazmak yerine videoyu yazalım. Yani böyle bir videomuz var. Biraz sonra videoyu açınca göreceksiniz. Ve şu anda bu video üzerinden bize yani aslında şu anda biz webcam üzerindeydik. Bu sefer de bu video üzerinden çalıştıralım. Ve videomuzda ki bakın bu video böyle bir video. İşaret dilini anlatan güzel mesela merhabayı gösteriyor şu anda. Bakın bu da şu anda ekranda aynı eş zamanlı olarak videoyu gösteriyor. Ve aynı zamanda da hem yüzü hem eli hem vücut noktalarını gösteriyor. Evet, bu videoda bütün vücudu içerecek şekilde Mediapipe'ın holistik modelini kullandık. Bununla ilgili yorumlarınız varsa veya beklentileriniz varsa yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Umuyorum sizlere faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.